Toprak, tabağındakilerle oynamayı bırak da ye artık. İstemiyorum. Bak görüyor musun Yavuz? Karnı açlıktan gurulduyor fakat inadından bir lokma bir şey yutmuyor. Yemeyeceğim de yutmayacağım da. Ama kızım bak bizi çok üzüyorsun. Siz de beni üzüyorsunuz. Hiç alakası yok, biz seni üzmüyoruz. Bilakis annen de ben de senin çocuk gibi bir çocukluk yaşamanı istiyoruz. Evet, o yüzden ağzını açıyorsun ve ham yapıyorsun. Ye demek istedin herhalde. Ukalalık yapma da ye şunu. Aa, Perihan teyzedir herhalde. Bak görüyor musun, senin inadından sofrayı da kaldıramadım zaten. O yabancı değil nasıl olsa. Kapıyı açarım ben. Perihan teyzeye de soracağım. Küçükken annesinin elbisesini giymiş mi? İyi, sor. Eminim o da küçükken merak edip bir iki sefer giymiştir. Ama senin gibi her gün aynı oyunu oynamamıştır. Değil mi Perihan teyze? Öyle tabii. Hiç de bile. Hepiniz beni kandırıyorsunuz. Küstüm. Yani senin anlayacağın Perihan teyze, ben ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Hele bu kızı bu huylarından nasıl vazgeçireceğimi hiç bilmiyorum. Hayatım, bütün çocuklar böyle. Aldırma. Hevesini alsın geçer. İşte geçmiyor. Bizimki bir an evvel büyümek istiyor. Hayatım, ama sen çocuğun üzerine bu kadar gidersen kendine olan güvenine zarar verirsin. Hani bazı şeyleri, bu tip oyunlarını hoş gör be kızım. Ay yani Perihan teyze, ben o kadar da çocuk psikolojisiyle ilgili kitap okuyorum. Bazen diyorum ki acaba hata bende mi? Ay, uyudu mu? Hı hı. Masalımızı okuduk, uyudu. Aman canım, o yine uyumuş numarası yapmıştır da uyumamıştır. yok uyudu. İyi bari. Ah, Perihan teyze bizimki okumayı söktü. Geceleri yatmadan önce Yavuz ona biraz yardım ediyor ama kendi masallarını kendisi okuyor. Aferin ona. Ya, sen de orada dikili kaldın. Gel otur da ben sana bir çay koyayım. Perihan teyzeciğim. Yavuzcuğum. Perihan teyze görseydin, kendine çoraplardan böyle kocaman kocaman göğüsler yapmış. Aa, hiç komik değil Perihan teyze. Uzaktan bakan onu büyümüş de küçülmüş bir cüce zannederdi yani. Fakat çocuklar, küçük kızların yaptığı ilk şey oluyor galiba. Yani itiraf edeyim, küçük bir kızken ben de yapardım. Hatırlıyorum da bir kere Betüş'le ben de böyle bir şey yapmıştık. Sonra annem kulaklarımızdan öyle fena çekti ki bir daha tokalarına bile dokunmadık. Buyurun işte. Tam Duda Hanım'dan beklenecek hareket. Vallahi biz konuşarak hallediyoruz Perihan teyzeciğim. Bizde kulak çekmek, tokat atmak falan yok. Evet Perihan teyze, özellikle dikkat ediyoruz. Annemin bizde yaptığı hataların hiçbirisini toprakta yapmamak için çok özen gösteriyoruz. Çocuklar, bu konuda ne kadar hassas olduğunuzu biliyorum. Bütün çocuk gelişimi kitaplarını okuyoruz vallahi. Aferin size, Eda söyledi. Gerçi bazı kitaplar bazı konularda hoşgörülü davranın diyor ama... Ama Perihan teyze, artık benim ayakkabılarımı parçalayıp elbiselerimi kestiği zaman... bizim de tahammülde hafif kesintiler oluyor. Yani ben bir takım şeyleri parçalamasına kızmıyorum. Ben kadıncık gibi görünmesine dayanamıyorum. Açıkçası ben kızımın ağırbaşlı olmasını istiyorum. Hayır yani Perihan teyze, ben anlamıyorum. Büyüyünce nasıl olsa bizi dinlemeyecek. İstediği gibi süslenecek, püslenecek, gezecek. Neden bu acele yani? Acele değil hayatım, merak. Bunu ikiniz de biliyorsunuz. Merak, özenti. Ha çocuk o, bu sıralamayı bilemez. Bırakın oynasın, hevesini alsın. Kendi kendine bundan vazgeçmesi daha iyi sonuç verir. Aksi takdirde yasak olan şey ilgisini çeker. Hani zararlı bir şey olsa tamam, kızın, engel olun. Ama evin içinde yapıyor. Kendi kendine oynuyor be çocuklar. Ya ben bu kız kısmını hiç anlamıyorum vallahi. Ya biz küçükken ne sakal taktık ne bıyık yaptık. Ama bütün kızlar anneleri veya onların arkadaşları gibi olmaya çalışıyorlar. Kabul edin,
Hepiniz doğuştan süslüsünüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.